Bandırma'da Can Atalay eylemi. Tip Bandırma İlçe Örgütü Gezi davası tutuklusu Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilinin düşürülmesine tepki göstermek için sokağa çıktı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilinin düşürülmesinin ardından Bandırma İlçe Örgütü Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Çok sayıda siyasi parti, örgüt ve kurum temsilcisiyle birlikte CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atal'ın da katıldığı eylemde ilk olarak Tip Bandırma İlçe Başkanı Şerife Sevim Şener konuştu. AYM kararlarının uygulanmadığını anımsatan Şener şunları söyledi. Basına ve kamuoyuna. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışındayken Yargıtay'ın Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği hukuk dışı karar AKP Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından meclis kürsüsünden okutulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Hatay halkının iradesini yok sayan bir karara imza atarak Can Atalay'ın milletvekilini düşürmüştür. Gezi'nin en güzel çocuklarından biri olan Can Atalay, 14 Mayıs genel seçimlerimizde partimiz tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve Can Atalay'ın milletvekilliği olabileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş, Hatay halkı iradesi ortaya koyularak Can Atalay'ın milletvekili seçmiş ve Can Atalay'ın milletvekilinin mazbatası verilmiştir. Mecliste milletvekillerinin yemin etmek için kürsüye çıkarıldığı esnada Can Atalay'ın adı Hatay milletvekili olarak okunmuş ve Can Atalay partimiz tarafından meclis başkanlığı için aday gösterilmiştir. Can Atalay'ın meclis başkanlığını adaylığı kabul edilmiş. Ayrıca meclisteki tüm siyasi partilerin oy birliğiyle Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olmuştur. Dolayısıyla ortada Can Atalay'ın milletvekili sıfatını kazandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Canla başla direneceğiz. Canla başla direneceğiz. Canla başla direneceğiz. Tüm bunlara rağmen Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine karar vermiştir. Karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş olsa da mahkeme kararının yerine getirmeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise anayasayı tanımamaya devam ederek AYM kararını hiçe sayan, hukuken bir karar olarak dahi adlandırılmayacak bir metne imza atmıştır. Bu hukuksuzluk üstüne AYM'ye bir başvuru daha yapılmış ve bu kez AYM dosyasının görevli ve yetkili mahkeme olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu süreç yine aynı şekilde sürmüş ve milletvekilimizin hukuksuz tutukluluğuna devam etmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. AYM kararının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. AYM kararı uygulansın! AYM kararı uygulansın! AYM kararı uygulansın! Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız. Sanılmasın ki pes edeceğiz. Öyle olsun diyeceğiz. Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz. Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi direnişini kirletebileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsanız, ölümü reva gördünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz. Biz saraydan büyüğüz, biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline kavuşacak. Hatay halkı vekilini istiyor. Hatay halkı vekilini istiyor. Türkiye halkı.
istiyor. Türkiye halkı vekilini istiyor. Türkiye halkı vekilini istiyor. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederiz.